Herkese merhabalar. Fotoşör e, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, kedimize e, devam ediyoruz. Dö e, bacakların hepsini yaptım. E, patilerimizi işledim. Tüylendirmelerini yaptım. Tabi emaneten yaptım şu anda. Daha da tüylendireceğim. E, şimdi gövdesiyle bu videomuzda devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar yine çift tip yapıyoruz. 15 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar şimdi hemen dibine dibindeki zincire giriyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arasında e, arasına da yani devam ediyorum arasına dediğim. Şimdi 12 tane de yanındaki zincirlere devam edeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 zincir atlamadan tam 12 sık iğne yapıyorum. 10, 11 ve 12. Hemen bu uca da 3 tane yine sık iğne yapacağım. Evet. 1 2 ve 3 Şimdi arkadaşlar e, tekrar bu kalan kısımları hemen yanından yine devam edeceğiz e, 3 sık iğne yaptığımız yani şu uçta 3 sık iğne yapmıştık buraya kadar 12 sık iğne yapalım tekrardan e, devam edelim Evet arkadaşlar tam uca kadar geldim şimdi burada e, ipimi takıyorum işaret ipimi bunu kaybetmeyelim Şimdi ilk sırayı yaptık. 12 bir tarafında 12 bir tarafında yaptık. Yani toplamda burada 24 sık iğne. 3'er tane de uçlarda yaptık. 3 burada 3 burada 6. Yani toplamda 30 sık iğnemiz oldu ilk sıramızda. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane yaptığımız sık iğnenin üzerine çift çift yapacağız. Şimdi bir 2 3 bu üst sıkinin üstüne yapıyoruz 3 4 5 Biraz rasttülü olduğu için zor görüyorum arkadaşlar ona biraz küçük çekiyorum 6. 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi buradan devam ediyorum tekrar. 12 sık iğne yapacağım. Diğer bir uca kadar 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar o üç sık iğnemizi bu üç sık iğnemizin üzerine de yine 3 tane çift yapıyoruz. Yani 3 artma yapmış oluyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar yine 12 sayıyoruz dan bu işaret yerimize kadar geliyoruz. 1 2 3 4 Hemen burada tek tek söylüyorum ama hani siz buraları hızlandırarak geçebilirsiniz videoyu. 6 7 7 8 9 sayılar birebir tutsun arkadaşlar. 10 11 ve 12. İşaret yerine kadar gelmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu ikinci sıramızda e, buraları çift yaptığımız için 3 burada 3 burada arttırmış olduk. Yani 6 tane sık iğnemiz artmış oldu. E, şimdi 30'du en son. ikinci sıramızda da 36 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar buradan da sonrasını ben size söyleyeceğim sayılarını. Hani tek tek örmeyeyim. E, bu e, Bu şekilde siz devam edeceksiniz. Ben de burada kendimi öreceğim. Şimdi bu bu sırada da ne yapıyoruz? Bir çift, bir tek olarak devam ediyoruz. Mesela bir çift, bir tek yaptım. Tam 3 tane yapıyoruz. İkinci çiftim, ikinci tekim, üçüncü çiftim. Bu şekilde göstereyim. Üçüncü üçüncü tekim arkadaşlar. Evet. Şimdi yine bu uca kadar tam 12 sık iğne öreceğiz. Ben size hemen sayılarını söyleyeyim. Tek tek örmeyeyim ben burasını. Ben yani Video uzamasın. Ee, şimdi 3 e, tane çift 3 tane tek yaptık. Sonrasında Tam 12 tane sık iğne yapıyoruz. Yine bu uca geliyoruz. Ee, yine 3 çift 1 tek yapıyoruz. Yani 1 çift 1 tek, 1 çift 1 tek, 1 çift 1 tek olarak yine 12 sık iğne sayıyoruz. Örüyoruz. Ee, işaret yerimize geliyoruz. Bir üst sırayı da arkadaşlar. Ee, onu da bir çift uçlarda yapıyoruz sadece. Ee, tam 3 kere yapıyoruz bu işlemi. E bir çift iki tek, bir çift iki tek, bir çift iki tek olarak yine 12 sık iğne örüyoruz. yan taraflarımızı, bu ara yerlerimizi 12 sık iğne. Onlar zaten değişmiyor. bu sırayı da aynı şekilde uçlarda bir çift iki tek olarak devam ediyoruz. tam 3 kere yapıyoruz bu işlemi uç uç kısımlarında. Ta ki bir çift 4 tek olana kadar. Bir sırayı da bir çift 3 tek olarak yapacağız. Onun üstünü de bir çift dört tek olarak yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ara, ara sayılarını hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. 12 sık iğne yapıyoruz. Ee, bir çift tör, e, dört tek olana kadar örelim arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar e, altıncı sıramızda en son e, bir çift dört tek yaptık uçlarda. E, ara yerleri 12 sık iğne yaptık e, 6. sıramız örmüş olduk e, ve 60 sık iğnemiz var toplamda şimdi arkadaşlar tekrar işaret yerini kaybetmemek için devam ediyorum şimdi artık bacaklarımızı ekleyeceğiz düz bir şekilde e, tam uç kısmına kadar bunu bir devam edelim uç kısma geldiğimde hani tam e, şuraya geleyim de evet tam şu ortadan ortasını düşünerek ya e, iki sık iğne bu taraftan iki sık iğne de bu taraftan yani arada tam dört sık iğne olacak şekilde bacaklarımızı bağlayacağız şimdi şuraya kadar bakalım bir iki şu tam ortayı alıyoruz arkadaşlar. Ee, bir tane daha örmem. Sanırım yeterli olacak. İki dört tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen e, ön bacaklarla mı başlayalım. Ön bacaklarla başlayalım. Olmazsa evet. Şimdi arkadaşlar bacağımızın tam Ön kısmını Bunları da çok doldurmuşum Yani çok ağzına kadar doldurmayın Arkadaşlar ben çok doldurmuşum ama Hata etmişim ee, Şimdi Şöyle yapalım Tam şu ön kısmını e, ikiye katlayalım Tam yanlarda olsun Tam ucunu bulalım Evet tam yarıda yani patimizin ön kısmı bu 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 şekilde geldiğinde ikiye katlayalım. Şimdi hemen eklemeyi yapalım. Bir zincir. Yedinci sıramızda ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bacağımızı ekledik Normal bir şekilde devam ediyorum örmeye. Bir 2 3 ve 4 şimdi arkadaşlar yanlış yapmayalım da evet bazen dönüyor ben bile tekrar sökmek zorunda kalıyorum o yüzden hani baştan kontrol ediyorum ki tekrar tekrar Hata ya olmasın yani tekrar tekrar uğraşmamak için en başında kontrol edin arkadaşlar sıkıntı olmasın. Şimdi dönüp dönmediğine bakıyorum. Evet. Şimdi tekrardan bir diğer ön bacağımı alıyorum, yine ikiye katlıyorum şekilde tam yandan tığımı alıyorum. Aslında bu vücut şeklini hiç sevmiyorum. İplerken baya bir kafa karıştırabiliyor. Şimdi hemen bunu da ekleyelim. Sürekli yapanlar için sıkıntı olmaz. Manaydır yapanlar için gerçekten büyük sıkıntı olabiliyor. Evet. Arkadaşlar, ipte koyu olduğuna tüylü bir de gerçekten zorlandım açıkçası. Evet. Şimdi tekrardan deneyeceğim. Aslında çok kolay da. Şimdi ben anlatırken biraz aslında sıkıntısı da çekiyorum. Evet, zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar dümdüz. Evet, bir zincir çekerek bağladım. Normal bir şekilde örmeme e, sık iğnelerimle devam ediyorum. Şu uca gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Tekrardan burada arka bacaklarımızı bağlayacağız. Evet arkadaşlar uca kadar geldim. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ön bacakların bu çıkıntılı kısmı yani ayak kısmı öne bakacak dış kısmı bu şekilde. Şimdi arka bacaklarımızı ekleyeceğiz. Arka bacaklarımızın da Yine ayak kısmı ön bacaklara doğru bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi bununla başlayalım. Evet. Şimdi hemen yine tam yan kısmında e, zincirimi alacağım. Evet bir zincir çekeceğim şimdi yine tam 4 sık iğne Arkadaşlar buradan sonrasında herhangi bir sayı vermeyeceğim Çünkü neden el sadece vücut yani gövde tek olduğu için sayıya gerek yok Hani en fazla benden 3 3 az 5'e fazla olur fark etmez o o hiç önemli değil 3 4 tek olduğu için hani şimdi bacak olsa yani ikisi birbirine uymak zorunda tabii ki sayısı da o zaman önemli. Ama şimdi yani ikisi de eşit olmak zorunda çünkü farklı durur. Bacak olmadığı için yani gövde tek olduğu için sayısı hiç önemli değil. Sıranızı kaybetmeyin. Önemli olan budur. Evet şimdi bunu da ekleyeceğim hemen. Tam şu, e, şu çıkıntılı kısmı arkaya gelecek. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Tam yanından biraz dönebiliyor aslında bacaklar ama bu da problem değil zaten çok tüylü olduğu için çok da fark edilmiyor. Ha tabii yine de dikkat edin de. Yani ay çok yamuk oldu falan gibi e, hani bitmiş olur. Üzülmeyin yani. Çok da önemli değil. Bu arada gri rengi daha sanki tüylü daha böyle yumuşacık geldi bana ipi Arkadaşlar ekledim birer zincirle hemen ekliyorum eklemelerimi yapıyorum ve işareti yerime işareti yerime işaret değil şu bacağımın baş kısmına kadar e, ya yani eklediğim yere kadar öreceğim ekleyip e, yani şuraya kadar örüp e, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam bacağıma kadar geldim. Ön bacağa kadar geldim. Şimdi işaret yerim burada kaldı ama artık benim e, işaret yerim ön bacağımın e, en başı böyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar işaret ipim bundan sonra burada olacak. Benim başlangıç ve e, bitiş yerim olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar e, ne yapıyoruz? E, vücut kısmımızın Birer bir sık iğne kala bırakıyoruz arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Ee, vücut kısmımızdaki e, o bir tane kalan sık iğnemizin ön lobundan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Bacağımızın hemen eklediğimizin yanındaki sık iğnemizin ön lobundan alıp çıkartıyorum. Yani ki normal gizli kesim yapar gibi arkadaşlar bağlantı yapıyorum ve düz geliyorum ee, tekrar diğer kısmında da şimdi ben bu, burasını göstereceğim yine siz kendiniz yapabileceksiniz Evet şu uç kısma kadar geleyim arkadaşlar şu bacağı dönüp geleceğim şurada Buraya geldiğimde tekrar göstereceğim. Evet bacağı dolaştım arkadaşlar. Şimdi aynı diğer tarafında yaptığım gibi yine bir tane bacaktan alıyorum. Kesim yapar gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de vücuttan aldım ve çıkardım. Şimdi bu arayı örüyoruz bir 2 3 Yine aynı şekilde Bu bacağımıza da Aynısını yapıyoruz. Bir tane vücuttan Bir tane bacaktan Alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, bunu ben size söyleyeceğim şimdi kaç sıra yapacağımızı. Aynı şekilde tüm bacaklarımızın, yani burayı e, şimdi burada kesim yaparak birleştirdik. Bunu bu şekilde dönüyoruz. Yine bu tarafında da aynı işlemi yapıyoruz. Düz geliyoruz. Arka bacaklarda da aynı şekilde, yani bacağımızın bir bu tarafından. Bir de bu tarafından aynı şekilde kesim yaparak bağlamış oluyoruz. Bu şekilde tam 4 sıra yapacağız arkadaşlar. E, e, 4 sıra boyunca bunu yapıyoruz. Of, arkadaşlar gerçekten yoruldum anlatırken. Kusura bakmayın özür dilerim. E, 4 sıra boyunca bunu yapıyoruz. E, i̇şaret yerimiz bizim başlangıç ve bitiş yerimiz olmuş olacak. Yani şimdi birinci sırayı bu şekilde geleceğiz. Bu işaret yerimize geldiğimizde birinci sıramız tamamlanmış olacak. Tekrar işaret ipimizi yukarıya alacağız. Tekrardan aynı şekilde çepe çevre örüyoruz. ikinci sıramızı yalnız 4 sıra boyunca hep bu kesim yaparak bağlama işlemini yapıyoruz. Bacakların hem sağından hem solundan diyeyim siz anlayın bu şekilde yapacağız arkadaşlar tam 4 sıra boyunca bu yaptığımız işlemi yapalım sonrasında tekrar devam edelim evet arkadaşlar tam 4 sıra boyunca bacakların yan taraflarından kesim yaparak ördüm şimdi 11. sırayı örmüş oldum bundan sonrasında Tekrar işaret ipimi yukarıya alıyorum ve 10 sıra boyunca hiç eksiltme artma yapmadan artık çepeçevre örüyoruz. Ekleme işimiz bitti. Çok şükür. Şimdi sadece 10 sıra düz olarak öreceğiz. Hiç eksiltme artma yapmayacağız arkadaşlar. Herhangi bir sayı saymamıza gerek yok. Yani o zaten yani yerini buluyor. Öyle söyleyeyim. Ee, yani ha 3 eksik ha 5 fazla. Çok da fark etmiyor. Ee, hiçbir şey fark etmez. O yüzden sadece sıralarını takip edin. Sırayı kaçırmayın. Önemli olan o. O da yeterli olacaktır. Ee, şimdi 10 sıramızı örelim. Ee, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 10 sıra. Hiçbir eksiltme artma yapmadan dümdüz ördüm. Son olarak 21. sırayı örmüş oldum. Şimdi hemen işaret ipimi yukarıya alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağınızı da tarif edeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar ben burada mecburen yapacağım. Burada denk geliyor. Ee, her bacak boğumundan. Şimdi bakın ben buradan kesim yaptım. Şöyle bacaklarımızı takip edeceğiz. Şimdi burada ön bacaklarımız şekilde bu bacağımızı şuradan takip edeceğiz. burada bir kesim sonra döndüreceğiz burası ön kısmı hiçbir işlem yapmıyoruz geliyoruz dümdüz olarak bu bacağın e, kesimine bu bacağın üstünden de bir tane yan bacak boğumlarından e, buradan da bir tane kesim sonrasında Dümdüz geliyoruz. Arka bacaklarımıza. Arka bacaklarımızdan da yine bir kesim. Sonra bu şekilde dönüyoruz. Popo kısmımıza geliyoruz. Popo kısmımızda iki kesim yan yana tam ortayı şekilde buldurup iki kesim yan yana sonrasında yine dümdüz geliyoruz. Bu bacak boğumumuzdan da bir tane kesim yapıyoruz ve işareti yerimize geliyoruz. Yani arkadaşlar, şimdi kaç tane bütün bacak boğumlarımızdan yapıyoruz kesimlerimizi? Yani 1 2 3 ve 4. 4 kesim bacak boğumlarımızdan, 2 kesim popo kısmından. Bu şekilde tam 6 sıra pardon, 8 sıra boyunca e, bunu yapıyoruz kesimler üst üste gelsin yani üst üste dedim şimdi yani e, nasıl söyleyeyim ben size e, şimdi kayma yapıyor ördükçe biliyorsunuz kayma yaptıkça onu kesimleri ona göre ayarlarsınız yani ama bir öne alırsınız ama bir arkadan alırsınız kesimlerini e, yani önemli olan bacak boğumlarından kesim yapmanızdır arkadaşlar. Dört tane bacak boğumlarından iki tane de popo kısmından olmuş olacak. Yani her her bir sırada altı kesim yapacağız arkadaşlar. Tam 8 sıra boyunca bunu yapalım. Tekrar devam edelim. 8 sıramı da geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bacak boğumlarından şuralardan. Önden hiç bir şey yapmadım. Hiç kesim yapmadım. Artma yapmadım. Sadece bacak hizalarından ve popo kısmından. Bu şekilde. E, 8 sıra boyunca ördüm arkadaşlar. Son olarak 29. sırayı örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar 30. sırayla başlayacağım. E, tam 5 sıra boyunca. Şunu bir ekleyeyim. Tam 5 sıra boyunca arkadaşlar. Sadece ön bacak boğumlarını, şu kısımlarını bırakıyoruz. Arkalardan, arka bacak boğumlarından, şu kısımlardan ve popo kısmımızdan yapıyoruz. Tam 5 sıra boyunca arkadaşlar. Yani bir e, sol bacak, bir sağ bacak bana göre. E, iki de popo kısmından yani 4 e, kesim e, yapıyoruz. Her bir sırada 5 sıra boyunca öreceğiz. Önlerdekileri, öndeki kesimleri artık bırakıyoruz. Onları düz örüyoruz. 5 sıra boyunca bu şekilde örelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar tam 5 sıra boyunca sadece arka bacak boğumlarından ve kuyruk kısmından kesim yaparak 5 sıra ördüm. Bir sağ bacaktan bir sol bacaktan iki de popo kısmından tam 4 kesim yaptım her bir sırada e, 34 sıramızı bitirdik burada şimdi 35 sıramıza geçiyoruz Arkadaşlar artık bitiyor az kaldı vücudumuz gövdemiz Şimdi arkadaşlar hiçbir kesme artma yapmadan işaret ipimi yukarıya aldım hiçbir kesim artma yapmadan e, tam Kuyruk kısmımıza kadar şu kısma kadar gelelim e, e, tam 5 sık 5 e, kesim yapacağız burada yani 5 kesim bir kere de toplayacağız e, şu kısma kadar yani kuyruk kısmına kadar gelelim e, sonrasında göstereceğim e, buraya gelene kadar hiçbir kesim artma yapmayalım devam, ede, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar e, kuyruk yerime kadar geldim şimdi buradan itibaren sayıyorum bir ilmeğim tığda ikinci ilmeğimi çekiyorum bu kesim yerime iki sık iğne kala duruyorum buradan devam ediyorum ikinci ilmeğimi çektim üçüncü ilmeğimi çektim dördüncü ilmeğimi çekiyorum ve beşinci ilmeğim beş ilmeği Birden aynı anda topluyorum. Ve bir tane zincir atıyorum. Yan taraftan devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren tekrar normal Sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi buradan işaret yerime kadar geleceğim, İşaret yerimden tekrar devam edeceğim, tekrardan kuyruk kısmıma geleceğim. Ee, 36. Sırada artık bitirmiş olacağız. Bu yaptığımız sıra 35. Sıramız. Şimdi 30. İşaret yerinden sonra 36. Sıramıza geçmiş olacağız ve son sıramız olacak. E şimdi yine işaret yerimize kadar örelim. E, tekrardan işaret yerimizden dönelim ve kuyruk kısmımıza tekrar gelelim ve devam edelim arkadaşlar. Kuyruk kısmına tekrar geldim arkadaşlar. E, şimdi burada yine tığımda bir ilmek. E, hemen tam ortada yaptığımız toplama işleminin üzerinden yine bir ilmek. Tekrar hemen yanından bir ilmek çıkartıyorum tam üç tane ilmek var tığımda hepsini birden topluyorum arkadaşlar topladım ve örmeye yine devam ediyorum Evet bu son sıramızda arkadaşlar 36. sıramızda vücudumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar şimdi bunu işareti yerime kadar örüyorum ve burada bitireceğim dikiş işlemini göstermeyeceğim arkadaşlar nasıl dikmeniz gerektiğini söyleyeceğim ben size zaten hemen hemen bütün tariflerimde dikiş videosu var videolarda yani dikme işlemi var yani çok hani çok hani yapamayacağım diyen onlardan da bakıp yapabilir ama dikiş işlemi zaten bu kadarını yapabilen dikişini de kolaylıkla yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi geldim işaret yerime kadar. Burada artık bitiriyorum arkadaşlar. Güzelce elyaflarımızı dolduralım. Sıkı sıkı her boşluğu dolduralım. Elyaf dolu biliyorsunuz yani her şeyden önemli. Ee, yani yani elyaf güzel dolmazsa istediğiniz kadar güzel örün, düzgün örün. Hiçbir işe yaramaz yamuk e, yıllık olur vücut yani her oyuncak için geçerli bu her amigurumi için geçerli şimdi ben bunu keseceğim burada bitireceğim daha e, dolacak düzgünce e, emaneten doldurdum şu boşluklar falan tamamıyla kapanacak böyle e, şişire şişire her yerini güzelce dolduracağım arkadaşlar ben e, misineyle ile dikim yapıyorum e, hem kaba olmuyor hem fark edilmiyor da çok muntazam oluyor. Yani misine ipiyle normal e, dikiş diker gibi bir bu taraftan bir bu taraftan bu şekilde alarak tam şu uç kısmına kadar arkadaşlar dikelim şu kısmı e, elaf dolduramayacaksınız tabii ki burada yeteri kadar dolduğu zaman hani şurası boş kaldı diye üzülmenize gerek kalmayacak o kafanın içine girecek çünkü e, tam bu kısımdan Uç kısmına kadar e, dikeceğiz. Tamam yine yani kapatacağız vücudu. E, sonrasında e, bence vücudu tarayın. Ben tarayacağım çünkü. E, yani şimdilik bu kadar. E, diğer videomuza kafayla başlayacağız inşallah. E, gövdemiz de bitti. Çok şükür. E, diğer videomuzda o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.